Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Adım Selim, soyadım Şürükay. 1954 yılında Bingöl'e bağlı Tons köyünde dünyaya geldim. Tons köyünün harita üzerindeki yerini bana sorarsanız, Genç nahiyesiyle Palu nahiyesinin arasında, Süveren istasyonunun karşısında, Mırat Nehri'nin kıyısında bir dağ köyü idi diyebilirim size. Ben bu köyde doğdum. 7 erkek kardeşin en büyüğüyüm. Babam annem Zazaca konuşurlardı ve köyümüz bir Zaza köyüydü. Türkçe ders veren bir ilkokul vardı. Ben ilk okul eğitimini burada gördüm ve dayak zoruyla burada Türkçe öğrendim. İlkokuldan sonra ortaokula gittim. Adana'da okumaya gittim. Olmadı, okuyamadım orada. Köyümüz taşındı. Bingöl'e bağlı bugünkü Türkçe ismiyle Yeni Köyü, Kürtçe ismiyle Çılkani'ye yerleştik. Çılkani'de ortaokul vardı. Ben burada ortaokulu bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra Tunceli Öğretmen Okulu'nun yatılı bölümünü kazandım. Ve Tunceli Öğretmen Okulu'na gittim. Siyasi olaylarla ilişkim ortaokuldayken başladı. Tunceli Öğretmen Okulu'nda Kürdistan Devrimcileri grubuna katıldım. Ve ben bu okulda okurken aynı sınıfta birlikte okuduğumuz Aysel Öztürk'le aramızda duygusal ilişkiler gelişti. Tunceli Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Aysel Öztürk'le evlendim. Evlendikten bir müddet sonra aranmaya başladık. Yani polis Bingöl'deki evimizi tespit etmişti. Daha önceden zaten ben aranıyordum. Ve eşim de artık aranıyordu. Bingöl'de herkes beni tanıdığı için kalamazdım. Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da ben bir müddet kaldıktan sonra Doğu Perinçey'in denetiminde çıkan Aydınlık Gazetesi bir gün benimle ilgili bir manşet attı ki bu manşetin şeyi şuydu: Tilki Selim Diyarbakır'da. O manşeti ben gördükten sonra artık Diyarbakır'da da çarşıda pek dolaşmazdım ve genellikle gizli çalışırdım ve o dönemde PKK'nın yayın organında görevliydim. Diyarbakır sorumlusu Heder Akbalık yakalanmıştı. Haberim yoktu. Ben çünkü Karacdağ'ın bir köyünden tesadüfi olarak şehire gelmiştim. Bir evde kalıyordum. Gece saat 3'tü. Neden yakalandınız? Ayrıca nasıl yakalandınız? Birdenbire balyozla kapının kırıldığını uyanarak anladım. O dönem Merkez Komitesi adına bir bildiri el yazısıyla yazmıştım. O bildiri şeyin altındaydı. Televizyonun altında bildiri almaya çalışırken polis içeri girdi. Tabii benden kimlik sordu. Kimliğim Cuma Kurt adına düzenlenmiş bir kimlikti. Kimliği polise verdim. Tabii polis bakar bakmaz göğsüme bir dipçikle vurdu. İtirafçı içeri girdi.
gözlüklü birisiydi. Dedi ki işte senin çocuk kaybolur. Hatta öykümü anlatmaya ben devam ediyordum. Toplam cezaevlerinde de 11 yıl kaldım. 11 yıl sonra tahliye oldum. Kaç kitabınız yayınlandı? Şimdiye kadar 8 tane kitap yazmışım. Diyarbakır Cezaevi ile ilgili ilk 1989 yılında bu kitabım Avrupa'da ve Türkiye'de yayınlandı. 10 binlerce satıldı. Bundan sonra ikinci cildi yayınlandı. Ben 1000 sayfayla 3 yılı anlatmaya çalıştım Diyarbakır Cezaevini ama yeterli değildi. Ondan sonra bir tiyatro, Demirci Kava ve Çağdaş Kava destanı, bu tiyatro kitabını yazdım. Yine Diyarbakır'ı anlatamayacağıma kani oldum, anlatamadığıma kani oldum. Ve bu kez O Türküyü Söyle adı altında bu kitabı kaleme aldım. İşte şu anda yazar olarak Avrupa'da yaşamaya çalışıyorum. Gözaltında yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Ben 24 gün gözaltında kaldım. Gözaltına götürülmeden önce gözlerim bir bezle kapandı tam tutuklandığım yerde. Kapalı bir ring arabasına bindirildim. Oradan beni bilmediğim bir yere götürdüler. Kafanı eğ dediler, kafamı eğdim, kaldır, eğilerek yürü, bir mağaraya giriyormuş gibi bir görüntü yarattılar ve en sonunda arkamdan bana bir tekme vurdular. Ben yere düştüm ağızüstü. Düştüğüm zaman altımda bir sürü adam vardı, yani bir sürü insanın üzerine düştüğümü anladım. Ellerimi böyle gezdirdim, ayaklar, eller, kafalar var ve insanlar ölü gibi sessiz. Nereye düştüm diye düşünürken bir tekme buradan yedim. Yandan bir tekme yedim. Ben de onların üzerinden düştüm. Anladım ki benim dışımda birçok insan burada var. Fakat gözlerim kapalı olduğu için göremiyordum. Bir müddet sonra yan odalardan işkence sesleri. Ama öyle bir seslerdi ki sanki insanları doğruyorlardı ve insanlar öyle bağırıyorlardı. Ve anladım ki biz burada bekletileceğiz. Yani sıramızı bekletiyoruz. Sırayla insanları alıyorlar, odaya götürüyorlar. Orada artık onlara ne yapıyorlar? Acayip işkence sesleri geliyor ve biz de o sesleri dinliyoruz. Bizim başımızdan nöbet tutanlar muhtemelen askerdiler ve bu askerler artık keyifleri istediği zaman ellerindeki dipçiklerle, tekmelerle, tokatlarla bizi dövüyorlardı. Ve yaklaşık olarak ben 23 gün burada bekletildim. Benim üzerimdeki elbiselerimin hepsini aldılar, çırılçıplak yaptılar beni. Omuzuma bir tane uzun, yani yaklaşık olarak 4 metre uzunluğunda bir kalas koydular ve ellerimi yana açtılar. Bu kalası bir yüksekliğin üzerine koydular. Ayaklarım yere değmiyordu. Yani çarmıha gerilmişti. Elektrik verdiler kulağıma ve ayağımın ucuna teli bağladılar. Birisi manyatoyu çevirmeye başladı. Ucuna elektrik veriyor. Sen geriliyorsun ve bağırıyorsun. Ve bağırıyorsun. Çarmıh benim kollarımın burasını delmeye başladı. Kan aktı. Ve ben daha da fazla bağırınca, onlar kan aktığını görünce bu sefer kulağımda bağladıkları teli çıkardılar, delinen yere koydular. Kan akan yere koydular. Tabii daha fazla bağırıyorsun. O zaman da biz henüz bunun, bu manyetonun ve bu elektriğin pille olduğunu bilmiyoruz. Normal, yani şehir cereyanıyla olduğunu biliyoruz. Tabii o korku, o bağırmalar, artık sen o 24 gün boyunca o insanların neden öyle bağırdığını anlamış oluyorsun. Ondan... Ne öğrenmek istiyorlar? Örgüt arkadaşların kimdir? İsim ver, yerlerini söyle. Ben de diyorum ki ben Bingöl'lüyüm, ben buraya gelmişim, kimseyi tanımıyorum. Diyarbakır'da çöpçü olarak çalışıyorum. Ben örgütte, yani örgütsel bir görevim yok. Hıdır Akbalık bazı şeyler söylemiş ama Hıdır Akbalık da benim konumumu bilmiyor. Yani Diyarbakır sorumlusu. Benim konumu bilmiyor, sadece basın işlerinde çalıştığımı söylüyordu. Yani 24 günlük işkenceden sonra ilk olarak mahkemeye biz çıkarılmadan önce gözlerim açıldı ve benimle birlikte tutuklanan kişileri ben biliyordum yaklaşık seslerinden kimlerdi. Ama orada ilk olarak onları, yani mahkemede
birbirimizi gördük. Savcının karşısına çıkarıldık. Tabii ben poliste hiçbir şey kabul etmedim. Yani örgüt üyesi olduğumu falan hiç kabul etmedim. Savcının karşısına çıktığım zaman dedim evet ben PKK üyesiyim. Amacımız da bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktır. Tutuklanınca hangi cezaevine gönderildiniz? İstihkam cezaevine götürüleceğimizi biliyordum. Çünkü o cezaevini ben çok iyi tanıyordum. Çünkü eşim o cezaevinde tutukluydu. Eşinizin tutuklandığını nasıl öğrendiniz? Yani örgüt faaliyetlerini yürütürken ben Refat Çetiner diye bir arkadaşla bir odada kalıyordum. Ve o gece ben Refat arkadaşa Amerikan Kabral'ın bir kitabını okumuşum. Refat'ın okuma yazması yoktu. Ama anlatılan şeyleri çok güzel anlıyordu. Ben ona o kitabı okudum. O da dinledi. O gece uyudum. Uyudum eşimle ilgili, yani eşimin tutuklandığıyla ilgili bir rüya gördüm. Ve birdenbire uyandım. Uyandım, yani dedim Aysel tutuklandı. O sabah yaklaşık saat 9 falandı bir arkadaş geldi dedi Hayri Durmuş. Seninle görüşmek istiyor. Dedim nerede dedi gel. Ben gittim Hayri Durmuş bir arkadaşın evinde. Dedi ki Aysel ile Yıldırım bir de Mazlum Doğan tutuklanmışlar. Fakat henüz kimlikleri ortaya çıkmamış. Dedi ne yap yap bunları dedi bıraktır. Benim de Diyarbakır'da Diyarbakır bürokrasisiyle ilişkilerim vardı. Ve ben o zaman Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zanan'ın yanına gittim. Mehdi Zanan o zaman 7. Kolordu Komutanı Cemalettin Altınok'tu. Mehdi Zanan'ın onunla ilişkisi vardı. Yani o belediye başkanıydı, o da ordu komutanıydı. Böyle ilişkileri vardı. Ben Mehdi Zanan'ın daha doğrusu yardımcılarıyla benim çok iyi ilişkilerim vardı. Ve ben gittim bir yardımcısına anlattım dedim. Böyle böyle benim eşim yakalanmış. Mehdi Zanan da beni tanıyordu. Dedim benim eşim yakalanmış ama henüz benim eşim olduğunu bilmiyorlar. Yanında da iki kişi var dedim. Yani bir tesadüf sonucu yakalanmışlar. Acaba biz bunları bıraktıramayız mıyız? Ondan sonra Mehdi Zanan ile ben görüştüm. Mehdi dedi çok kolaydır. Dedi ben şimdi direkt ben devreye gidersem bazı sorunlar çıkabilir. Dedi biz birilerini ben devreye sokarım. Diyarbakır Mehmet Kahraman diye bir adam vardı. Yani Diyarbakır'ın ileri gelen zengin birisiydi. O geldi dedi abi tamam dedi hemen ben şimdi gider alır gelirim. Gitti geldi dedi bunlar peki gelir. Dedi bunlar üzerinde bir sürü belge var dedi hayattan dedi ben yapamamış. Ben yani eşimin ondan sonra başına gelenleri, yapılan işkenceleri dışarıda öğrendim. O cezaevine konulduğunu biliyordum. Ve ben hatta başka bir kimlikle bir kere eşimi ziyaret etmeye de gittim o dönemde. Oraya çok yakın olan bir hastane vardı. Ben o hastanenin üstüne çıkardım. Bu hastanenin bodrumundan oraya nasıl bir tünel kazılacağı üzerinde sürekli düşünürdüm. Ve bu kez tutuklu olarak artık oraya gidecektim. Bizi kapalı bir ring arabasına bindirdiler. Ve araba askeri bir alanda gitti. Bizi kapıya götürdüler. Demir kapılardı. Açıldı bu demir kapılar. Ve 13 kişilik grubu bizi içeri soktular. Kapı kapandığı zaman ilk olarak. Yani böyle demir gıcırtıları geldiği zaman. Tabii ben artık 11 yıl sonra oradan çıkacağımı, buranın giderek bir cehenneme dönüşeceğini o zaman bilemezdim. Cezaevinde kimlerle karşılaştınız? Dışarıda tanıdığım bir sürü arkadaş var. Hatta biraz da sevindim yani. Olur hayatta böyle şeyler dedim. Gittim. İşte Mazlum Doğan vardı, Şükrü Gülmüş vardı, Hayri Durmuş vardı, Rıza vardı, Mustafa Karasu vardı. Eşinizle görüştünüz mü? Bir gün sonra tabii ben havalandırmaya çıktım. Benim kaldığım koğuşun havalandırmasıyla kadınlar koğuşu arasında bir parmaklık vardı. İlk defa görüştük. Tabii eşim gördüğü işkencelerden dolayı yani aklını yara yitirmiş gibiydi.
Ben orada parmaklıklar arasında ben de 24 gün işkence görmüşüm, 24 gün yıkanmamışım, 24 gün tıraş olmamışım, gözlerim kıpkırmızı, 24 gün uyumamışım. O vaziyette ilk olarak onu görüştüm. Yani ne ben ona bir şey anlatabildim, ne de o bana bir şey anlatabildi. Sadece gözlerimizle birbirimize bakışabildik. Belki bakışlarımızla birbirimize çok şey anlattık ama sözlü olarak birbirimize bir şey söyleyemedik. Bu cezaevinde nelerle karşılaştınız? Bu cezaevinde biz tutukluyken ben çocuk koğuşunun, yani ismi çocuk koğuştu, büyükler kalıyordu ama ismi çocuk koğuşuydu. Ben o koğuşun sorumlusuydum. Benim koğuşumda İsmet Akgül diye bir arkadaş vardı. PKK'ya sempati duymaktan dolayı tutuklanmıştı. O günlerde tahliyesi geldi. Yani akşamdan söylediler, şu kişiler sabahleyin hazır olsun, 4 kişi tahliye olacaktı, tahliye edilecekler. Bir ara bir baktım, Mazlum beni çağırdı. Ben Mazlum gittik, bir yerde oturduk. Dedi, biz şey yapmak istiyoruz. İsmet Akgül yerine Ali Eregi dışarı göndermek istiyoruz. Ne diyorsun? Ben dedim, olabilir. Yapabilirsek gönderelim. Tamam dedi. Ben dedi, belki idare seni çağırabilir falan. Dedi, ona göre davran. Tamam dedim. Ve plan yaptık. Plana göre Ali İsmet'in yanına gidecek. İsmet'e çay içirecek. Onunla konuşacak. Gardiyanlar da bunu görecek. Yani İsmet'in uyumasını engelleyecek. İsmet uyuyacak. İsmet uyuyunca sabahleyin isimler okunacak. İsmet'in yerine Ali gidecek. Ve öyle yaptılar. İsmet uyudu. Numaradan uyudu. Ali, İsmet Akgül denildi. Ali çantasını aldı gitti. Bir müddet sonra gardiyanlar geldiler, dedi Selim Şükkaya gelsin. Tüm idareye orada işlem yapan, yani kişileri tahliye eden bir tane askeri yetkili var. Dedi, sen çocuk koğuşunun sorumlusu musun? Ben dedim, evet, ben çocuk koğuşunun sorumlusuyum. Dedi, bu Ali Akgül senin koğuşunda mı kalıyor? Ben dedim, evet, Ali Akgül benim koğuşumda kalıyor. Bu Ali Akgül mü dedi? Ben dedim, evet, Ali Akgül'dür. Dedi, buraya imza at. Ben imza attım, dedi, tamam gidebilirsin. Ben geldim, tabii Mazlum Gül sordular, dediler ne oldu? Ben dedim, vallahi fark etmişler. Ama dedim, ben böyle bir imza attım. Bilmeden sonra bir baktı, Ali çantasını almış, geri geldi. Geri geldi, öğlenden sonra bizi çağırdılar. Biz şeye gittik, savcıya. Savcıya gittik, savcı dedi, Selim kaçıracaktın değil mi dedi. Savcı hem beni tanıyor hem de Ali'yi de tanıyor yani. Çünkü bizi tutuklayan odur. Ha, biz dedik, valla biz yaptık işte, açığa çıkardılar. Tamam dedi, gidin. Biz geri geldik. Akşam oldu, idareden bizi çağırdılar. Koğuş sorumlularını, her koğuşun birer sorumlu. Biz gittik, bize dediler Ali Akgül polis istiyor, soruşturmaya gidecek. Biz de dedik ki soruşturma, biz adam vermiyoruz. Çünkü bu adet olursa öbür gün insanları götürüp, o zaman cezaevlerinde işkence yapılmıyordu. Siz götüreceksiniz, insanlara işkence yapacaksınız, biz vermiyoruz. Vereceksiniz, vermiyoruz. Kol ordudan bir sürü asker geldi. Kapıları biz önünde dikilmişiz, kol kola girmişiz, slogan atıyoruz. Ondan sonra bunlar vereceksiniz, vermeyeceksiniz, vermiyoruz ve bombalar atmaya başladılar. Gaz bombaları. O zaman gaz bombalarının nasıl etkisiz hale getirileceğini bilmiyoruz. Kim nereden çıkardı bilmiyorum. Batanyayı suya batırdılar. Bomba atıldığı gibi üzerine batanya. Yaş batanya atıyorsun. Bomba onun altında patlıyor. Dolayısıyla biraz etkisiz hale geliyor ama acayip gaz doldu. Gözlerimiz yaşarıyor. Ben böyle tikocuların küçük bir koğuşu vardı. Gözlerim böyle yaşarmış. O anda ben tikocuların koğuşuna gittim. Baktım orada su var. Suyla yıkadım. Suyla yıkayınca meğer ki daha kötü oluyor. Gaz havlulara bulaşmış. Yüzünü havluyla silince daha da gözlerim kıpkırmızı oldu. Benim ön dişlerim o zaman takmaydı. Köprüydü. Tam kadınlar koğuşuyla bizim koğuşun arasında tam böyle gidiyordum, önüme bir bomba düştü. Patlamasıyla dişlerimin ağzımdan düşmesi bir oldu. Artık göz gözü görmez. Millet kusuyor. Telsiz konuşmalarını dinliyoruz. Cezaevinde onların böyle tutuklu önderi diye bildikleri kişileri de almak istiyorlar. En son yani biz pazarlık mazarlık böyle derken en son İsmet'i vermekle işi şey yaptık. Tabii bunu bazıları açtı. Madem ki böyleydi, neden yani bu kadar direndik? Cezaevi yönetimi İsmet'i ver,
sen dediğin, verdiğin gibi öbür gün gel öbür diğeri ver, diğerini ver, diğeri ver. Ama bir adamı almanın o kadar kolay olmadığını onlara anlatmamız lazım diyor. Ne oldu? O kapıları açtılar. Havalandırma kapılarını dumanla birlikte biz kendimizi havalandırmalara attık. Nefes alamıyoruz. Artık havalandırmada yattık. Ondan sonra sabah oldu. Koğuşlara girdiğimizde koğuşta acayip bir koku geliyor. Sonra oksijen makinelerini getirdi. Oksijen verdiler. Yaşanmaz hale geldi. Biz havalandırmaya taşındık. Baktılar olmuyor. İşte orada bir gün geldiler. Ellerinde listeler var. Ve listelerle yeni bir cezaevinin yapıldığını, oranın çok rahat olduğunu, oraya taşıyacaklarını söylediler. Daha rahat bir cezaevine gideceğimizi yani düşünerek 10'ar kişi, 15'er kişi yine askeri ring üstü kapalı, her tarafı kapalı, ön tarafında böyle bir delik olan bir arabaya biz bindirildik ve... Sonradan meşhur olan bu cezaevi nasıldı? Yeni cezaevine gittik, yeni yapılmış bir cezaevi. Girdiğim zaman kapıları demir kapılar, askeri hakir renk boyanmış duvarlar ve... uzun koridorlar, ana koridora açılan yan koridorlarla bir labirenti adlandırıyordu. Ve ilk demir bir kapıdan giriyorsun, demir bir kapının arkasında başka bir demir kapı. O demir kapının arkasında bir koridor, demir kapısı geliyor. Onun arkasından senin koğuşuna giden koridorun demir kapısı, onun arkasından senin koğuşun ara kapısının demir kapısı, onun arkasından da koğuşa girecek demir kapı. Yani ben bütün bu demir kapıları geçince küçükken nenem bize anlatırdı masalları. Hep devlerin 7 demir kapının arkasında olduğunu söylerdi. Ve ben ilk olarak hayatımda böyle 7 demir kapının arkasına konulduğumda artık buradan çıkmanın, buradan firar etmenin çok zor olduğunu anlamaya başladım. Bu demir kapıların arkasında koğuşumuza ilk gittiğimizde koğuş bize çok tuhaf görünüyordu. 24 kişiydik. Bir tarafında demir parmaklıklı pencereler vardı. Bir tarafında ise mazgal delikleri denilen bir insanın kafasının girebileceği büyüklükte 6 tane delik var. Ve bu deliklerin bir kapağı var. Bu kapaklarda 4 tane küçük delik var. Oradan askerler içeriği izleyebiliyorlar. Tabii biz önceden bunları bilmiyoruz muhtemelen. Buralardan bize yemek verirler diyorduk. Koğuşun tam karşısında yani bir tarafta demir pencereler, bir tarafta demir parmaklıklar, arka tarafında demir bir kapı, ön tarafında ise duvarda büyük bir alet vardı. Biz buradan bizi dinliyorlar diye düşünüyorduk. Meğer ki bu alet sadece ses veriyor. Yani cezaevi müdürü veya yetkilileri konuşmak istediyse buradan tutuklulara sesleniyorlardı. Sonradan bunu öğreniyoruz. Biz hemen onu indirdik. İçine miçine baktık. İçinde alıcı falan var mı? Onu baktık. Bir şey bulamadık. Yaklaşık olarak 24 kişinin barınabileceği bir koğuştu. Yani çünkü cezaevi çok kalabalık. Ranzalar iki katlıydı. Her birimiz bir katta yatardık. Biz buraya yerleştik. Buraya yerleşir yerleşmez merak ediyoruz acaba başka kimler geldi bu cezaevine. Ondan sonra pencerelere çıkıyoruz ve pencereden pencereye birbirimize bağırmaya çalışıyoruz. Çok sayıda insan gelmiş adeta bir gemi gibi veya batmış bir gemi. Bu batmış gemiden insanlar kayıklara binmiş. Bir kayıktan bir kayığa insanlar nasıl ki birbirine bağırır. Biz de öyle birbirimize bağırıyoruz. Kimlerin geldiğini, kimlerin gelmediğini, nelerin olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii çok sayıda insan koridorda bir de ses yankısı yapıyor. Pek konuşmalar bir de rastgele olduğu için, örgütlü olmadığı için anlaşılamıyor. Eşiniz de yeni cezaevine gelmiş miydi? Kadınla koğuşumla ilişki kurmaya çalıştım. Yani eşim cezaevine gelmiş mi, gelmemiş mi? O dönemde kendi bir gömleğimi bir gardiyan aracılığıyla gönderdim. Oradan geri yani verdiğine dair bana haber getirince gardiyan kadınla koğuşunun da nakledildiğini öğrendim. Şimdi tabii bu yerleşme yani
bir cezaevinden başka bir cezaevine, asıl cehennem olacak cezaevine nakil işleri normal olarak sürdü. Bu dönemde henüz işkenceler yoktu, henüz baskılar yoktu. Normal olarak insanlar geliyor, koğuşlara yerleştiriliyorlar. 12 Eylül'e kadar aslında durumumuz iyiydi. Baskı, işkence, terör, buna benzer uygulamalar yoktu. 12 Eylül askeri darbesini nasıl duydunuz? Bir gün sabah erkendi. Bizim koğuşta da bir radyo vardı. Genellikle böyle erken kalkardım. Kalktım. Radyonun sesini açtım. Bir baktım ki Mesut Mercan'ın sesi geliyor. Yüce Türk Milleti. Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 12 Eylül bildirisini okuyor, daha doğrusu askeri bir darbenin olduğunu, bu darbenin Türkiye'de demokrasiyi getirmek için yapıldığını anlatıyor. Tabii biz hemen koğuşlarla herkese söyledik. Ondan sonra kendi ve aramızda tartışmaya başladık. Bu darbe neyin nesidir falan filan. 12 Mart darbesini yaşayan tutuklular vardı. Kanı Yılmaz mesela bunlardan bir tanesiydi. 12 Mart döneminde cezaevlerinde nasıl uygulamaların olduğunu bize anlattı. Biraz zaman geçti, yani aydınlık oldu. Daha doğrusu yemek vakti, kahvaltı vakti geldi. Bizim komşunun gardiyanı, ismi Şükrü'ydü, Karadenizli'ydi. Yani o güne kadar bize çok iyi davranıyordu. Geldi, kapının mazgal deliğini açtı. Koğuş sorumlusuyum. Ben gittim, dedi ki tepremeyin. Tepremeyin dedi, uçaklarla burayı bombalarlar dedi, ananızı bilmem ne yaparlar. Kapatı gitti. Yani ilk gardiyanın tepkisi veya bize haberi veriş biçimi ve gardiyanda büyük bir panik vardı. Tabii bu darbeden sonra yine bir sessizlik. Ama bu sessizlik fırtına öncesi bir sessizlik gibiydi. Cezaevi idaresi neden sessiz? Bir ay falan kadar geçti. Cezaevindeki iç güvenlik amiri değişti. Ve bu dönem içerisinde cezaevinde hiçbir yetkili, hiçbir subay ne koğuşumuza geliyor ne bizimle bir irtibatı var. Bir sessizlik var sanki, yani böyle büyük bir iş olacakmış da bunun toplantıları, bunun hazırlıkları yapıyormuş gibi bize yansıyor. Elbette iç güvenlik amirinin değiştiğini duyuyoruz. Ve geceleri cezaevinde koridorlarda işkence sesleri gelmeye başlıyor. Yani bağırtı sesleri, meğer ki bunları kasetlere almışlar, teypleri çeşitli yerlere koyuyorlar, oradan geliyor. Yoksa yani insan dövüldüğü zaman belli oluyordu. Yani insan bağırtıları geliyordu bize. Gestapo Mevlüt dönemi? Bir gün benim kaldığım 10. koğuşa Mevlüt başçavuş dediğimiz havacı bir başçavuş, yakası buradan göbeğine kadar açık, bir başçavuştan ziyade bir kabadayı andıran bir tip, elinde bir uzunca bir zincir, ondan sonra diğer elinde de bir tane değnek veya baston olan bir adam, peşinde de bir serseri takımı, hepsinin bağırları açık, ondan sonra saçları uzun. Yani askerden başka her şeye benzeyen serseri tip. Amerikan filmlerindeki serseriler gibi. Bunlar geldiler. Mevlüt Çavuş elindeki bastonu ve şeyle dedi ki ben Orta Doğu'nun en zalim çavuşuyum. Bu benim tesbihim. Zinciri gösterdi. Ondan sonra bastonunu gösterdi. Bu da benim kösteğimdir. Ya benim dediğimi yaparsanız ya da ben dediklerimi yaptırırım size. Biz dedik nedir senin dediklerin? Bundan sonra dedi bu cezaevinde kurallar geçerlidir. Biz dedik ne kuralları nedir? Ne demek istiyorsun? Ne istiyor? Dedi ki bundan sonra ben içeri girdiğim zaman siz ayağa kalkacaksınız, tek sıraya gireceksiniz askerler gibi. Bana komutanım diyeceksiniz, bütün askerlere komutanım diyeceksiniz ve askerler bundan sonra sizin komutanınızdır. Bir, madde bir. Madde 2, yemek yediğiniz zaman dua okuyacaksınız. Bu dua Türk ordusu üzerine yemin edilen bir duadır. Ordumuz, milletimiz var olsun, Tanrı'ya hamdolsun gibi bir dua.
Üçüncü şartım dedi, havalandırmaya çıktığınız zaman askerlerin denetiminde askeri eğitim yapacaksınız. Yani rahat, hazır ol, uygun adım, marş. Üçüncü şartım dedi, görüşmecileriniz geldi. Koğuştan çıktığınız zaman tek sıraya dizileceksiniz asker gibi. Rahat hazır ol denilecek, rahat hazırlığa geçeceksiniz, el uzat denilecek, elinizi uzatacaksınız, gideceksiniz, asker gibi koşa geri döneceksiniz. Her sabah İstiklal Marşı'nı okuyacaksınız, dedi. Siz ne dediniz? Biz asker değiliz. Asker olmadığımız için ve bunu da kabul etmediğimiz için biz bunların hiçbirisine uymayız. Normal cezaevi kuralları siz gelirseniz saygınızı yaparsınız. Kaç kişiyiz biz? Ondan sonra çeker gidersiniz. Yok dedim ben, uygulatırım. Bunun ardından bu konuşmaları bütün koğuşlarda yapmış. Ha, ek olarak bir de saçlarınız sıfıra vurulacak. Yani askersiniz çünkü diyor. Şimdi bu bir disiplin değil. Bu tutukluyu askeri emir ve komuta içerisine almaktır. Sen emir ve komutayı kabul ettinse... Senin komutanın sana ne dediyse, yani komutanın sana diyecek ki git Mustafa Kemal'i öv, git Kürt olmadığını söyle, git Türk oğlu Türk olduğunu söyle. Komutanın emrine karşı gelmek çok büyük bir suçtur. Ve orada o zaman o çavuşun bize söylediği şey, her şeyi komutan bilir. Birinci madde. Birinci madde yanlış olsa yine birinci madde geçerlidir. Komutan haklıdır, komutan haksız olsa yine birinci madde geçerlidir, bize diyordu. Ve biz bu kurallara uymamaya karar verdik. Yani her cezaevinin elbette kuralları vardır. Yani sen tutuklu olduğuna göre bu cezaevinin kurallarına uyacağız. Ama bunların bizden istediği cezaevi kuralları değil. Biz yani Türk ordusunun sömürgeci bir ordu olduğuna inanıyoruz. Bizim ülkemizi işgal ettiğine inanıyoruz. Sömürgeci bir ordunun geleceğinin iyi olması için, bekası için biz dua okuyamayız. Okusak bu orduya karşı niye mücadele veriyoruz? Yani samimi olmak lazım. Yani eğer ben ordumuz var olsun dersem, ben niye bu orduya karşı mücadele edeyim ki? Yani eğer samimiyse biz hile yapamayız. Yani tutuklandığın zaman ordumuz var olsun, dışarı çıktığın zaman ordumuz yok olsun. Bizim tavrımız, tutuklanmadan önce de ordunun Kürdistan'ı terk etmesini istiyorduk. Tutuklandıktan sonra da bunu istiyorduk. Bunun üzerinde aramızda çekişmeler başladı. Gestapo Mevlüt'ün uygulamaları nasıl başladı? Herhangi bir koğuşun görüşmecileri geldi. Bunları koridorda hemen tek sıraya dizin diyorlardı. Bunlar dizilmeyince hemen yere yatırıp berberleri getirmişler ve askerler ellerine saç makinesini almışlar. Yıkıyorlar tutukluyu. Ondan sonra kafasını sıfıra vuruyorlar. Tabii tutuklu slogan atıyor. Slogan atılınca işkenceler başlıyor. Yani dayak, sopalarla. Yani o polis işkencesi dışında işkenceye rastlamamışım. Yani ve bana yapılmamış ve gözlerimle seyretmemişim insanların toplu halde joplarla, kalaslarla, balta saplarıyla, kazma saplarıyla dövüldüğünü. İlk olarak gördüğüm zaman ellerim böyle titremeye başladı. Ve insanları böyle yarı baygın hale getirerek, ayaklarından çekerek götürdüler. Buna karşı sizin tepkiniz? Tabii buna karşı biz konuştuk. Bütün tutuklular gizli, yani geceleri koğuşlar arası yazışmalar oldu ve biz karar aldık bu durumu protesto etmek için 15 günlük açlık grevini başlattık. 3 gün bir sessizlik oldu. 3 gün sonra kolordudan binlerce asker getirdiler. Ve 20'şer kişilik gruplar halinde, timler halinde örgütlediler, ellerinde sopa verdiler. Bir de bir karavana, içi helva dolu bir karavana bir tane kaşık verdiler. Ondan sonra geldiler bizim koğuşa. Dediler dışarı çık. Bizi dışarı çıkardılar. Arama var dediler. Ondan sonra baktık helva var, anladık. Anladık. Dediler tek sıraya dizilin. Neyse arama var. Aramayı yaptılar, ondan sonra helvayı getirdiler. En başta bir köylü vardı, ona verdiler, dediler helvayı yiyin, biz karar almışız yemeyeceğiz. Köylü baktım, ya ben hemen şey dedim, ne yemiyor, ne dedim, zorla bize helva yedirmeye çalışıyorsun.
ayaklarımı havaya kaldırdılar. Birisi bu ayağımı tuttu, birisi bu ayağımı tuttu. İki tane gardiyan da her birisi bir ayağıma jok vurmaya başladı. Tabii ben o zaman kahrolsun sömürgecilik diye slogan attım. Herkes slogan attı. Ondan sonra artık herkese giriştiler. Bir yarım saat kadar, havada böyle yağmurluydu, yağmurlu o şeyin içerisinde. Yarım saat kadar onlar sopalı, onlar joplu, onlar eli kalaslı, biz eli boş. Ama tutuyoruz, her tarafıma rastgele, yani kafaya vurmuyorlardı. Ama kafa dışında her tarafa rastgele vurdular ve bizi tam böyle komalık denilebilecek bir hale getirdiler. Ayaklarımızdan bizi çekip koçlarımıza götürüp attılar. Ve akşam geldi, havacı başlamış geldi, Selim Şürkaya dedi, çık dışarı, hücreye gideceksin. Ben elbiselerimi aldım, ondan sonra beni götürdüler hücreye, 4. kata Kemal Pir'in hücresine koydular. Hücreden kastınız? Hücre dediğim 35. koğuş ve 36. koğuş olarak adlandırılır. 35. koğuş, yani bu koğuşlar 4 katlı, her katında 10 tane hücre var. Hücrelerin önü demir parmaklıklı ve ön taraflarında 5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda bir ön salon var. Yani hücreler o salona bakıyor. Ve koğuşlarda helva yemeyen, dayatılan, işkence zoruyla dayatılan, askeri kuralları, asker olmayı kabul etmeyen tutuklular toplanıp bu hücreye getirip atılıyor. İlk olarak cezaevinde böyle bir uygulamaya girdiler. Kesin dövüyorlar, dövüyorlar, bakıyorlar adam kesin uymuyorsa onları toplayıp getirip hücreye alıyorlar ve 15 günlük bir zaman zarfında cezaevi ikiye bölündü. Koğuşta kalanlar, hücreye toplananlar. Koğuşta kalanlar? Koğuşta kalanlar İstiklal Marşı okumayı kabul ettiler. Askerin denetimi altında eğitim, askeri eğitim yapmayı kabul ettiler. Yemek duası, yani Türk ordusunu öven duayı okumayı kabul ettiler. Görüş yerine gidip gelmeyi askeri nizami adımlarla gidip gelmeyi kabul ettiler. Askere komutanım demeyi kabul ettiler. Saçlarının asker gibi kesilmesini kabul ettiler. Hücrelere toplananlarsa? Hücrelere toplanan ise yaklaşık 700 kişidir. Bu karşılıklı birbirinin tıpkı ikizi gibi 36 ve 35 koğuş olarak değerlendirilen, her tarafında 40 tane hücre bulunan iki yere biz 700 kişi topladılar. Ve bu hücrelere rastgele bizi koydular. Cezaevi böylece ikiye bölünmüş oldu. 24 Şubat günü artık ikiye bölünmüş, açlık grevi sona ermiş. Ama cezaevin hücre bölümünde hiçbir kurala uymayan 700 tane tutuklu kalıyor. Esat Oktay Yıldıran'ın gelişi. Bir gün sabah erkendi, şafak yeni sönmüştü. Bir sessizlik vardı. Yani sinek uçsaydı helikopter sesi gibi gelirdi insana. Öyle bir sessizlik vardı. Önce ayak topuklarının sesi geldi. Demir kapı açıldı. Bir köpek içeri girdi. Köpeğin zinciri vardı. Onun arkasında yaklaşık 1.77-1.78 boyunda ve o köpeğin ipini tutmuş. Köpek 3 metre ondan önde. O da köpeği takip ediyor. Ve o 30 metre boyunca, yani hücre salonunun kapısından içeri girdi. Hücrelerin önünden tak 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 ayak sesleriyle gitti en arkaya, oradan geri döndü, köpek döndü, o da köpeğin arkasından tak 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 geldi. Ben 5. hücredeydim, tam bizim hücrenin karşısında, çünkü o tam orta oluyor. Orada dikildi, şöyle bir baktı,
Beni dinle, dedi. Yüzbaşı Azat'ın şöyle bir özelliği vardı. Kitleye seslenmezdi. Yüzlerce kişiyi seslenirken tek kişiye seslenirdi. Beni dinle. Ben direktmen Genelkurmay Başkanı'nın emriyle buraya geldim. Seninle burada ben 4 yıl kalacağım. Benim envai türlü işkence yöntemlerim vardır. Kiminiz bunlara 1 gün dayanırsınız, kiminiz bunlara 3 gün dayanırsınız, en kralınız 1 ay dayanabilir. Ve böyle de yapardı, biraz zorurdu. Benim Çin usulü işkence yöntemlerim var. Biliyor musunuz Çin usulünü? Rus usulü. Hele bir de Türk usulü işkence yöntemlerim var. İşte buna dayanamazsınız. Kiminiz susuzluğa, kiminiz açlığa, kiminiz sigarasızlığa dayanamazsınız. Düşün. Sana mühlet veriyorum. Dikkat! Beni dinle. Ben buraya Genelkurmay'ın özel emriyle geldim. Ve seninle uzun bir süre beraber kalacağız. Benim bazı kurallarım var. Ve sen bu kurallara uyacaksın. Tabii, uymak istemeyebilirsin. Ama ben seni uydurmasını bilirim. Sana süre veriyorum. Bu süre içerisinde düşün. İyi düşün. Ve bir dahaki geldiğimde bana kararını bildir. Bana kararını bildir.